Değerli takipçiler, sevgili izleyiciler, bugün sizlerle bir tamirat tadilat videosunda daha buluştuk. Bugünkü tamiratımız ise cep telefonu tamiratı olacak. Ekranı bozuk olan Vivo marka V20-27 modelinin ekranını değiştireceğiz hep birlikte. Yalnız videomuza geçmeden önce sizlerden ricam, lütfen kanalımıza abone olmanızdır. Kanalımıza abone olmak ise çok basit. Hemen sağ alt köşedeki, ekranın sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıkladığınızda kanalımıza abone olmuş olacaksınız. Kanalımıza abone olduktan sonra ise çan resmini tıklayarak tüm bildirimleri aktif ettiğinizde ise bundan sonraki yükleyeceğimiz tüm tamirat tadilat videolarından haberdar olarak bilgilenmiş olacaksınız. Size bildirim gelecek. Kanalımızın tanıtımını da yaptıktan sonra şimdi videomuza geçebiliriz. Bakalım nasıl ekranı değiştirebileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi telefonumuzu önce alıyoruz. Şöyle bir tane saç kurutma makinesi gerekli. Çünkü bu kapağın arkasında bir tane şöyle bir yapıştırıcı sürüyorlar. Bu yapıştırıcının özelliği ise arkadaşlar, ilk sürdüğünüzde sıvı, kuruduktan sonra katılaşıyor ama ısıyla tekrardan böyle jel kıvamını alabiliyor. Buradan bu kapağı sökebilmemiz için öncelikle bir ısıtıcıyla şu yüzeyleri ısıtmamız gerekecek ki bu sürülen yapışkan bu yüzeyden ayrılabilsin. Şimdi ben şeye başlıyorum arkadaşlar, ısıtıcıyla, saç kurutma makinesiyle kapağı ısıtmaya. Şöyle plastik bir malzeme kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi telefoncularda telefon kapaklarını açmak için özel plastikler bulunuyor. Ama ben böyle bu işi profesyonel yapmadığım için almadım. İhtiyaç duymadım. Çünkü bir kere kullanacağım. Bir daha kim bilir ne zaman lazım olacak. O yüzden bu şekilde plastik ya da ince küçük falçatı da olabilir. Şu şekilde. Şu yüzeylere, yapışkanın olduğu yüzeylere yavaşça ısıttıktan sonra açmaya çalışıyoruz. Tabii falçata gibi malzemelerde çalışırken arkadaşlar elinize kaçırmamaya da özen gösterin. Falçatanın da böyle çok içeriye doğru sokmayın ki elektronik kart devrelerine zarar vermesin. Isındıktan sonra gördüğünüz üzere kolayca buradan gevşeyerek kapak çıkıyor. Şu yüzeyleri de aldıktan sonra arka kapağını sökmüş oluyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burada yapışkanlarımız mevcut. Bu yapışkanları da tekrar kapatmadan önce yüzeyden temizlersek daha iyi bir tutunma yüzeyi sağlamış oluruz. Telefonumuzun arka kısmını açtık arkadaşlar. Şimdi burada vidaları var. Bu vidaları sökmemiz gerekecek. Vidaları hemen yıldız vida. Yıldız olduğu için bir ince yıldız tornavida yardımıyla, saatçi tornavidası da olabilir bu. Söküm işlemine geçiyoruz.
Yaklaşık 10-15 tane kadar vidası var arkadaşlar. Son olarak şurada ekran soketini tutan bir kilit mekanizmasının vidası var. Bunu da aldıktan sonra arkadaşlar kasayı ayırabiliyoruz. Ancak şimdi şuradan ısıtarak ekranın da yapıştığı yüzeyden ayrılmasını sağlayacağız. Bunu da yine saç kurutma makinemizden ya da ısıtıcımızdan yapabiliriz. Şimdi gelelim. Onun değişimini, ayrılma işlemini. Şu vidaları yalnızca bir toplamam gerekiyor. Çünkü saç kurutma makinesi açıldığında hepsi uçuşabilir. Evet. Şimdi bu kasadan ayrılabiliriz ama ekranı da öncelikle boşa çıkartmam lazım. Bu arada kasa şu şekilde arkadaşlar. Şurada tırnakları var. Çıt 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 diye açılıyor. Tabi şurada sim kart yuvasını da çıkartmamız lazım ki ekranı kolayca açabilirsiniz. Kasayı, özür dilerim, yanlış söyledim. Kasayı ayırabilirsiniz. Böyle bir yerine attırdığınızda gördüğünüz üzere açılmaya başlıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şurada bir soketi var. Soketi çıkarttığınızda komple alıyorsunuz. Bu soket ne soketi onu bilmiyorum. Belki de şey olabilir. Şuradaki titreşim, hoparlör soketlerinin buradan birleşimi olabilir arkadaşlar. Sanıyorum onun için yapılmış. Şimdi ekranın soketine ulaşabilmek için tabi öncelikle şuradan bataryamızın soketini çıkartmamız gerekecek.
Şuradaki videoyu unutmuşuz. Şurada küçük bir video daha var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bunu aldıktan sonra şu kısım ayrılıyor. Herhangi bir elektriksel problem yaşamamak için şuradan bataryamızın soketini de çıkartıyoruz. Sonrasında ise şu tutaçtan tutarak bataryamızı ayırıyoruz. Ekranımızın soketi şu. Ekranın soketine ulaşabilmek için şuradaki yapışkan bandı da ayırıyoruz. Ve ekranımızın bağlantı soketini sökeceğiz. Söktük. Söktükten sonra arkadaşlar ekranımızı boşa çıkartmış olduk. Tabi bundan sonraki kısım ise şöyle ilerlememiz gerekiyor. Öncelikle ekran kısmını ısıtarak boşa çıkartmamız gerekecek. Yine bunun için de saç kurutma makinesini kullanacağız. Bir miktar ısıttıktan sonra ekranımızı çıkartmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, ekranımızı çıkarttık. Biraz şey oldu, uğraştırdı bizi. Ondan sonra ama teknik aynı. Şey yapıyorsunuz. Yani bu ısıtıcıyı da ısıttıktan sonra şu yapışkanlar gevşiyor zaten. Gevşedikten sonra da düzgün bir şekilde ekranımızı yerinden çıkartıyoruz, zarar vermeden.
telefonun diğer kısımlarına. Şimdi arkadaşlar geriye şu işlemler kaldı. Şuraları birazcık temizliyorsunuz ki yeni takacağınız ekran düzgünce oturabilsin. Buraların temizliğini yaptıktan sonra biz de yapıştırıcımızı sürerek yeni ekranımızı yerine yerleştireceğiz. Ve böylelikle çalışmasını sağlamış olacağız. Buraları temizlemek birazcık uğraştırıcı bir işlem. Ama sıcakken daha rahat çözülüyor yapışkan. Şimdi arkadaşlar yeni ekran takma bu yaptığımız işlemlerin tam tersi şekilde olacak. Arkadaşlar şimdi ön tarafta ekranımızı yapıştırdıktan sonra arka kapağını kapatacağız. Arka kapağını şurada bir tane soketi var. Bu soketi yerine takmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, bunu yerine taktık. Şimdi ise kapağı yerine oturtacağız. Bu kenarlarında tırnakları var kapağın. Tırnaklarını oturttuktan sonra kapağımızı takmış oluyoruz. Şekilde arkadaşlar çıt çıt diye duyuyorsunuz sesleri zaten. Kapağımızı yerine oturtuyoruz. Kapağı yerine oturttuktan sonra da şuradaki soketi yerine takıyoruz. Evet, böylelikle kapağı yerine oturtmuş oluyoruz. Shit.
Şimdi ise vidaları yerine sıkmak kaldı. Hemen vidaları da sıkalım. Şurada arkadaşlar, burada ekran soketini ve kapağın soketini kilitlemek amaçlı bir saç parçası koymuşlar. Bunu sıktığımızda bir daha buradan soketler de yerinden çıkmıyor. Şimdi hemen vidalarımızı hızlıca sıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar, vidalarımızı sıktık. Sıra geldi kapağımızı yapıştırmaya. Kapağımızı şu kenarlardan çevreleyerek şu şekilde yapıştıracağız. Basitçe. Ve sonra işlemimiz tamamlanacak. Arkadaşlar, şimdi eski ekranımızı sökmüştük, yenisini aldık. Şimdi yeni ekranın öncelikle yerine monte etmeden önce çalışıp çalışmadığını test etmemizde fayda var. Eğer çalışmıyorsa iade edebiliyoruz. Yalnız yapıştırdıktan sonra iade almıyorlar, satıcı öyle söylemişti. Bataryamı şimdilik geçici yerine takıyorum. Ekranımı da şu şekilde tutarak mevcut soketine takmaya çalışacağım. Burada soket yeri var. Evet, soketine taktık.
Şöyle cımbız marifetiyle de şuradan açma kapama tuşuna basıyorum. Basamadım sanırım. Evet arkadaşlar, ekranımız geldi. Şimdi bir telefon açılsın, dokunmatiğini de test edelim. Eğer herhangi bir problemle karşılaşmazsak bu sefer telefonu toplayacağız. Telefon açılırken uzun sürüyor. Evet, telefonumuz açıldı. Şimdi tuş kilidini açıyorum. Tuş kilidi de açıldı. Dokunmatiğinde de herhangi bir problem görünmüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir yapayım. Çalışıyor. 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 Şimdi ekranın sağlamlık kontrolünü yaptıktan sonra tekrar telefonumu kapatıyorum. Kapatamadım. Telefonumuzu kapatıp bataryasını yerine takacağız. Evet, telefonumuz kapandı arkadaşlar. Şimdi ben ekranı çıkartıyorum. Sonra bataryayı çıkartıyorum mecburen. Şimdi ekranımızı yerine monte edeceğiz. Bunun için özel bir yapıştırıcı kullanacağız arkadaşlar. Şu ön tarafına süreceğiz yapıştırıcıyı. Şöyle kasanın kenarlarına güzelce arkadaşlar bu ilaçtan sıkmamız gerekecek.
yaşlı yerlere güzelce oturttuktan sonra hemen burada ekranın soketini takmam gerekiyor ve üzerine bir miktar ağırlık koyacağım arkadaşlar ki yapıştırıcı ekranı iyice yapıştırsın. Soketini taktıktan sonra arkadaşlar şu bandı tekrar yerine yapıştırıyorum. Bataryasını mevcut yerine alıyorum. Evet. Hatta bataryanın soketini de takıyorum arkadaşlar. Şimdi ise şöyle bir gözle kontrol ediyorum. Tam oturmuş mu diye. Evet, tam oturmuş. Ancak şimdi yapıştırıcı kuruyana kadar şöyle kitap tarzı şeyleri üzerine bırakacağım ki biraz ağırlık yapsın. Hatta birkaç kitap daha bulup şimdi arkadaşlar bu yaklaşık bir 5-10 dakika kadar kurumasını bekleyeceğim. Kuruduktan sonra ise telefonun diğer parçalarını monte edeceğiz. Şimdi kurumasını bekleyelim. Arkadaşlar şimdi ekranımızın ön yüzü kurumuş. Yani tabi tam kurumadı ama ihtiyacımız olan kadarı kurumuş. Şimdi ben kapaklarını takacağım. Bunun için öncelikle şey yapmam lazım. Şu vidaları takmam lazım. En sonda kapak kısmını yapıştıracağız arkadaşlar. Ve böylelikle ekran değişimini tamamlamış olacağız. Vidalarımız da böyle kaybolmaması için kutuya koymuştum. Kağıdı sarmıştım.
şimdi vidalarını yerine tek tek takacağız. Tornavidanız böyle mıknatıslı olursa vidalar küçük olduğu için arkadaşlar daha rahat çalışma olanağı sağlıyor. Yaklaşık 10 adet, 10-15 adet arası bir vida var. Yıldız başlı arkadaşlar. Yıldız başlı olduğu için ince yıldız bir tornavidaydan çok rahat açılıp sonra yerine takılabiliyor.
tane ince vida var arkadaşlar, küçük boylu. O da kameraların orada. Ona dikkat etmeliyiz. Şimdi arkadaşlar burada üretici bir tane soket kilidi gibi bir şey yapmış. Bunu da buraya takacağız. Ama bunu buraya takmadan önce şuradan bu kapağın şuradaki soket. Sanıyorum bu şuradaki flexilerle işte antendir falan gibi şeyleri aktive ediyor. Şimdi bunu yerine takmam lazım. Evet, kapan şuradaki soketin de yerine taktık. Şöyle göstereyim arkadaşlar şu soket. Bunu taktıktan sonra da şurada bulunan kilitleme aparatını yerine takacağız. Ki üretici düşünmüş buradan soketler çıkmasın diye. Böyle bir önlem almış. Soketleri de sağlamlaştırdık. Son kalan iki tane vidamızı da yerine sıkıyorum.
ve kapağımı kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar son olarak arka kapağımızı yerine takacağız. Bunun için şu kısımlara yapıştırıcı ilacımızdan sürüyoruz ki sağlam tutsun diye. Aynı zamanda ben yapışma süresi boyunca kapağı da yerinde tutabilmek için şöyle bantlar çevreledim. Yapışkan kuruyana kadar bu bantlar da kapağın yerinde durmasını sağlayacak ve bir miktar baskı yapacak. Ve böylelikle kapağı yerine yapıştırmış olacağız. Çok sürmek de iyi değil arkadaşlar. Az sürmek değil. Kararında sürmemiz lazım. Ne çok fazla ne çok eksik. Tam kararında olursa iyi bir yapışma oluşacaktır. Kapağımı şu şekilde yerine koyuyorum. Ve şu bantları da tekrar üzerine çekiyorum arkadaşlar. Taşanları da silersek daha iyi olacaktır. Kapak yüzeyinde yapışkan kalmamış olacak. Ya da daha sonrasında da temizlenebilir. Şekilde çevresini bantlarsanız arkadaşlar devamlı buradan tutmanıza baskı uygulamanıza gerek kalmayacak. Çünkü bu bant buradan sıkıca bantladığınızda kapağa bir baskı uygulayacak ve bu da kapağın yapışması için yardımcı olacak. Her tarafı bant oldu ama. Problem değil, bantlar çıkabiliyor. Şimdi kapağın kurumasını bekleyeceğiz. Kapak kuruduktan sonra telefonumuz hazır olacak.
Telefonumuzun kart yuvasını da yerine takalım. Şimdi beklemeye aldık telefonu. Kuruduktan sonra işlem tamamlanmış olacak. Değerli takipçiler, sevgili izleyiciler, bugün sizlerle bir tamirat tadilat videosunun da sonuna geldik. Bugünkü konumuz cep telefonunun ekranının değişimiydi. Değişim işlemlerinin tüm adımlarını birlikte sizlerle paylaştım. Videomuzun başında da belirttiğim üzere lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyiniz. Kanalımıza abone olmak ise çok basit. Ekranın sağ alt köşesindeki abone ol butonuna tıkladığınızda kanalımıza kolayca abone olabilirsiniz. Bu videomuz geneldeki alışılmış videolardan değişik oldu. Ama bence güzel de oldu. Yani biz sadece araba tamiratı yapmadığımızı da defalarca söyledik. Ama bu sefer genelin dışına çıktık diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Bilgide kalın.